Ligin üst sıralarında şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, ligin alt sıralarında kümede kalma savaşı veren Antalyaspor Antalya'da karşı karşıya. Karşılaşmanın ilk yarısından görüntüler izliyorsunuz ve Antalyaspor atağı ceza alanı üzerinde Fenerbahçe defansı topu uzaklaştırmak istiyor ve Mehmet Özgul 6. dakikada Antalyaspor'u Fenerbahçe karşısında 1-0 öne geçiriyor. Karşılaşmayı Onur Sorguç, Mehmet Ali Akmısır, Feridun Çoban hakem üçlüsü yönetiyor. Mehmet Özkul'un golüyle Antalyaspor Fenerbahçe karşısında 1-0 önde. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Fenerbahçeli futbolcular bu pozisyonun offside olması nedeniyle itirazda bulunuyor. Top Fenerbahçe ağlarında, 1-0 Antalyaspor önde. Fenerbahçe deplasmanda bu dakikalarda beraberliği yakalamak istiyor. Kaleci Ayhan. Hüseyin'in pası, atak sağ tarafta, Erdoğan ortalıyor ceza alanı üzerine doğru. Onur Sorguç penaltı noktasını işaret ediyor. Fenerbahçe için beraberlik şansı. Bu kez Antalyasporlu futbolcular karşılaşmanın orta hakemine itiraz ediyorlar. Hüseyin topun üzerine geliyor, son derece yavaş vuruyor ve kaleci Ayhan Hüseyin'in penaltı vuruşunu izlediğiniz gibi kurtarıyor. Atak yine sağ tarafta Fenerbahçe adına. Ceza alanı üzerine doğru orta. Top bir kez daha kaleci Ayhan'da. Sedat kullandı taç atışını. Tuğrul'un mükemmel vuruşu dakika 43. Fenerbahçe beraberliği sağlıyor. Tuğrul Fenerbahçe takımında orta saha oynamaya başladı son 6 maçta. Pozisyonu bir kez daha izliyorsunuz. Müjdat topu cezalının üzerine gönderiyor. Havalanan top. Gelişine Tuğrul'un mükemmel vuruşu Fenerbahçe'nin beraberlik golü. Sayın seyirciler, karşılaşmanın ikinci yarısı. Fenerbahçe'de oyuncu değişikliği. Sedat çıkıyor, Hasan giriyor. Cem geri dörtlüğünün sol tarafında Hasan stoper oynuyor. Sağ taraftan köşe vuruşunu Fenerbahçe kullanacak. Pesic. Köşe vuruşu kullanılıyor. Hasan'ın kafa vuruşu, top ağlarda ve ikinci yarıda oyuna giren Hasan Fenerbahçe'yi 2-1 öne geçiriyor. Fenerbahçe takımının stoperi. Hasan'ın Fenerbahçe forması altında A takımında attığı ilk gol. Sedat. Fenerbahçe hata devam ettiriyor. Kaleciden dönen top. Hüseyin boşta kalan topa müdahale ediyor. Fenerbahçe 3-1 önde. Dakika 53. Fenerbahçe bir anda farkı 2'ye çıkartıyor. Hem de 1-0 yenilgiden. Fenerbahçe'nin attığı 3. golü bir kez daha izliyorsunuz. Ayhan'dan dönen top. Hüseyin'in vuruşu topağlarda. Fenerbahçe 3-1 öne geçiyor. 3-1'den sonra ev sahibi takım karşı ataklara başlıyor. Erol. Ve topa son dokunan futbolcu Fuat. Antalyaspor ikinci golünü kazanıyor 59. dakikada. Bu dakikada atılan golle aradaki fark 1'e iniyor. Bir kez daha izliyorsunuz Antalyaspor'un kazandığı ikinci golü. Ve top ağlarda. Şimdi Antalyaspor beraberlik için uğraşıyor. Fuat. Erol. Fuat. Vuruşunda top dışarıda. Serbest vuruş yine Fuat kullanacak. Orta, izlediğiniz gibi top yan ağlarda kalıyor. Bu kez Antalyaspor ortadan yükleniyor Fenerbahçe kalesine. Atak sol tarafa doğru gelişiyor. Bir orta ceza alanı üzerine Erol'un kafa vuruşu, Yaşar'ın inanılmaz hatası.
Antalyaspor'a bir anda beraberlik şansı kazandırıyor. Durum 3-3 oluyor. 73. dakikada Erol'un attığı golle. Son derece gollü ve zevkli bir karşılaşma izliyor Antalya'daki futbol severler. Antalyaspor'un attığı 3. golü bir kez daha görüyorsunuz. Ve Yaşar hakikaten bir kalecinin yapamayacağı hatayı yapıyor. Ve durum 3-3. Fenerbahçe 3-3'ten sonra atakta. Hüseyin'in vuruşu, Antalya sporlar topu dışarıya çıkartıyorlar. Herkes karşılaşmanın bu sonuçla biteceğini beklerken 89. dakikadan 90. dakikaya Fenerbahçe izlediğiniz bu atakla giriyor. Hüseyin'in geri pası Ufuk uzaklaştırıyor. Ve ceza alanının içerisinde elle oynama, 9 kusurlu hareketten biri Onur Sorguç penaltı noktasını gösteriyor son dakika içerisinde. Fenerbahçeli İlyas topun üzerine geliyor ve vuruşu topağlarda. Fenerbahçe son dakikada attığı bu golle 4-3 öne geçiyor Antalya'da ve 2 puan kazanıyor. Sarı lacivertli takım karşılaşmanın 6. dakikasında 1-0 yenik duruma düştükten sonra 3-1 öne geçmiş. Daha sonra Antalyaspor 3-3'lük beraberliği yakalamıştı ve İlyas'ın penaltı golü maçın sonucunu belli ediyor. Fenerbahçe 4, Antalyaspor 3.